Hayır, Link oyundan sonra. Evet. Kişilik oynanıyor mu? Ya inşallah, inşallah çok cringe bir oyundur da. Sikerim bir sus. İsmet. İsmet. Epey diyorsun ya. Göremiyorum. Sıçtık. Merhaba, ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Bir dakika. Ben şu an çok heyecanlıyım. Türk olmaları olayı ekstra cringe yapacak. Hazır mısın? Çok pembe. Ah, tamam. Subtitle'ı kapat. Hepsi o piçin suçu. Emre. Gerçi salaklık bende neden dinliyorsun? Neyse, size hikayeyi baştan anlatayım. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kızım. Aman neyse. Ofis ortamı, iş yoğunluğu. Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyorum. Gülümse. Ama bir gün... Bu kadar kısa süre mi veriyor hep ya? Aa, o da güldü. Hem de içten. Şu an şelale. Ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık. Ne? Verecek yazmış. Halledeceğiz oğlum, hepsini halledeceğiz. Bir acele etmeyin, daha bir kere güldük ya. Efe Türkçe yapsana. Nasıl yapılıyor ki amına koyayım? İki tane seçenek var, subtitle seçeneği. Exit. Takipleştik. Çıktım amına koyayım. Ses düzeyi, onu da biraz kısarsak 70 iyi. Tamam. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Merhaba, ben Erdem. Buluşmaya geç kalan adam. Hepsi o piçin... Devam ete basmıştık ama. Suçum. Emre. Gerçi salaklık bende neden dinliyorsun? Neyse, size hikayeyi baştan anlatayım. Derya'yı ilk ofiste gördüm. Ha bu arada buluşacağımız kızın adı Derya. Yani benim buluşacağım kızım. Aman neyse. Bir daha güleceğiz. Yapacak bir şey yok. Ofis ortamı, iş yoğunluğu. Bilirsin hani kafanı kaldıramazsın işte. Onunla nasıl tanışacağımı bilmiyorum. Kız! Ama bir gün... Kız! Ne demişler? Biriyle tanışmak istersen... Basitti. Bitti. Aldık kızı. Önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak arkadaşım Emre aradı ve... Bunları harfiyen yapıyorsun. Kardeşim bak, sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun? Gitmeden 20 şınav. Kollar pamplı olsun. Biliyor musun? Kanka buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Ben de geç gittim, kıymetim arttı. Bak. Dedi. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem Demir. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Ne? Ne diyorsun ya? Sıçtık. Özür dileyerek girilir. Öncelikle çok
Ama çok özür dilerim. Ya yani böyle bir aptallığı nasıl... Bravo, bravo, bravo. İyiyiz. Nasıl selam anlatacağım hiçbir fikrim yok ama. Oturabilir miyim? İçkilerimizi bitirene kadar süren var. Hayırdır abla, sen de iki alttan aldık diye. Bak şımardı işte, özür dilerim. Öncelikle çok trafik vardı. Ya bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Çok fazla buluşmaya çıkıyorsun o zaman. Peki bu buluşmalarına hazırlanırken hep böyle bekletmek uyum mudur? Çünkü çok çıkarım evet. Yani sosyal biriyim. İnsanlarla olmayı seviyorum diyebilirim yani. Kaç insan mesela? Nicel verileri elimde yok ama epey fazla. Kinteli takılıyor. Efendim? Ne güzel, ne güzel diyorum. Sonra ne oldu? Ne gel ya? Bir şey söyleyeceğim. Kendime göre oynamayayım mı? Sadece kızı tavlamaya göre oynarsak oho! Ya ben oyunun metasına göre değil, kendime göre oynamaya çalışıyorum. Çok mu date'e çıkıyorsun? Yani hayatım, seni önemsediğim... Ne? Çok date'e çıkıyor musun? Hayır, çocuk çıkmış, dürüst olsun istedim ben. Anladın mı? Geç kaldım, onu demeye çalıştım. Doğru. Birini önemsiyorsan buluşmaya tam vaktinde gelirsin. Öyle götüne pudra sürmek için oyalanmazsın yani. Al. Şişe kalsın. Menü getir. Tamam, belli oldu. Oyunu kurallarına göre oynayacağız. Hoş tamam. Geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem. İlla yani illa fake olalım, kızı tavlayalım. Tamam, hatasız gideceğim. Tamam, siz istediniz. Demir. Kontrol ediyorum Erdem Bey. Masanız hazır Erdem Bey. Misafiriniz sizi bekliyor. Kaç dakikadır bekliyor? Kontrol ediyorum. Yaklaşık 45 dakikadır efendim. Ne diyorsun ya? İzle. Sıçtık. Buradan sonra hata yok. Öncelikle çok özür dilerim. Ya böyle bir aptallığı nasıl yaptım? Nasıl anlatacağım hiçbir fikrim yok ama. Oturabilir miyim? Bu oyun bu arada sizi arkadaşlar, sevgili genç dostlarım. Bu oyun sizi kolpacı Türk erkeği karşısındakini tavlamak için her türlü onu etkileyecek harekete başvurup ama aslında kendiyle uyuşmayan şeyler söylemeye itiyor. Ama siz o kızı tavlarsınız... Ama böyle fake onu tavlamak için bu hareketleri yaparsanız o ilişkide maksimum 1'e 2 ay sürer arkadaşlar. Adam olun, kendiniz olun, tamam mı? Bu oyunu da takmayın. Oyun olsun diye oynayacağım şu an. İlişkilerimizi bitirene kadar süren var. Anlat bakalım. Öncelikle çok trafik vardı. Ya bir de ben böyle buluşmalarıma hazırlanırken evde biraz fazla oyalanıyorum. Özeniyorum diyebiliriz daha çok. Çok fazla buluşmaya çıkıyorsun o zaman. Peki bu ne alakası var ya? Buluşmalarken hep böyle bekletmek uyum mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem yani bu buluşmalar dediklerim de iş görüşmeleri, arkadaşlarla buluşmalar falan. Ha, süslüm diyorsun yani. Oyna, çizmelik hediye oyna. Oyna. Tam süslü denmez de. Bakımlı diyebilirsin. Diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. İçkin bitiyor çünkü. Tamam. Neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Emre benim en yakın arkadaşım. Ya bana dedi ki buluşmaya biraz geç gidersen kıza daha cezbedici gözükürsün. Güldürdük. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerden hoşlanır. Ya sen de bunu yedin mi? Ah yavrum, sen beni dışarıda bekledin onca saat. 40 dakika. Peki sana arkadaşın demedi mi kankacığım? 5 dakika 10 dakika bekledi yani. 40 dakikada bekletilir mi? Pes yani. Bak sıçmadık, tatlı olduk şu an. İzle. Oğlum rahat olun, rahat. Ben de... Efendim, biraz daha sessiz olabilir misiniz? Diğer müşteriler rahatsız oluyor mu? Hayırdır? Garsona sinirlen tuşu nerede? Biz çıkalım o zaman. Mekanın sahibini ama ara. Hesabı alabilir miyiz biz? Şöyle salaş bir çaycıya gidip birer çay içmez miyiz ya? Gecenin de için ettim, kusura bakma. Yani garip bir gece oldu ama güldük, eğlendik. Evet ama ben böyle hayal etmemiştim.
Her zaman da hayal ettiğimiz gibi olmuyor ama güzel şeyler de böyle başlar zaten. Ama geceyi burada sonlandıralım. Saat de geç oldu zaten. Bir kahve bir şey alsaydık. İstersen seni eve bırakayım. Yok gerek yok. Taksi geliyor zaten. Sen bir dahaki buluşmaya geç kalma yeter. Haa, ikiye aldık. Güzel. Keyiflendim. Ne var lan yavşak? Kardeşim kaç gündür telefonlarımı niye açmıyorsun? Acaba niye Emre? Senin verdiğin taktiğe ben. Ne taktiği lan? Ha o iş. Ne oldu lan? Olmadı mı o iş? Olmadı tabii. Senin yüzünden kızı 45 dakika beklettim. Bak 45. 45 dakika mı? Ulan ben bile 45 dakika beklemem seni. İyi dayanmış ha. Oğlum sen beklet demedin mi? Ulan ben sana geç git dedim. 45 dakika beklet mi dedim? Neyse kardeşim. Erdem kardeşin o işi de halletti. Kızla aram iyi yani. Oha. Lan. Sana aşık desene. Boş yapma artık yeter ya. Ve kendine hikayeler uyduruyorsun falan böyle. Ben işe gideceğim şimdi hadi. Kanka ne hikayesi ya? Ben kardeşim için seviniyorum. Bak zaten Ecem'i zar zor atlattın. Böyle mutlu olman hoşuma gidiyor. Ha ben gerçi Ecem'in kötü olduğunu sana söylemiştim. Kanka bu çocuk kapanıyor mu ya? Söyledin tamam kardeşim. Sensin ya. En iyi ilişki uzmanı da sensin ya. Bak bir de eski ilişkilerimden bahsedip durma, sinirlerim bozuluyor zaten. Hadi ben işe gidiyorum. Kapatıyorum. Kanka, kapattım. Kapatmak üzere. Çok iyi. Benim hatun. Oğlum yine mi bekliyordun? Selam. Selam. Öyle gelinir mi orospu çocuğu falan diyor. Burada mıydın bu saate kadar? Yani projedeki son revizeleri düzenliyordum da seni görünce bir selam vereyim dedim. Ya iyi yaptım. Biraz canın sıkkın gibi. Evet bugün zor kararlar vermem gerekiyordu biraz. İşten çıkarmama. Sen... Herkes biliyor değil mi? Ya bu işi niye ben yapmak zorundayım anlamadım ki. Herkes nefret edecek benden ya. Aa ya bizi işten çıkarırsa? Yani şirket politikası senin elinden bir şey gelmez ki. Ya öyle de insan yine ne bileyim kötü hissediyor işte kendini. İş dünyası. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? Eve davet edilir mi abi? Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebiliriz. Havamız değişir. Tabu Karaköy. Oğuzhan çıkıyor bu gece. Demedim ki. Çok bangır bangır şimdi daha fazla başım varmaz. Yok yok hiç öyle bir yer değil. Bak gel bir pişman olmayacaksın gerçekten. Sıkılırsam giderim ama bak ha şimdiden söyleyeyim. Tamam. Bu kıyafet uygun mu? Gayet uygun. Kalkın. İsmet gülüyor zannettim. Yani sen... Ama bu sefer geç kalmadım fark ettiysen. Evet çünkü yanında ben vardım. Çünkü işimi garantiye aldım ben de. Güzel mekanmış ama burası hakikaten. Müzikler, manzara falan filan. İyi yani. Burası kimseye getirmediğim, sadece kendime sakladığım bir mekan. Yani. Ya bir siktir git amına koyayım. Tabu da ben. Biraz sana özel ol. Oha. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Ben bir tuvalete gideyim müsaadenle. Tabii buyurun. Emre bir siktir git. Benim asabımı bozma. Sen seslendirsene Emre İsmet. Tamam. Oku mesajı. Ne yapıyorsun lan? Konuştum hayır hayır hayır, hayır. Tam yanlış okudun. Ne yapıyorsun lan? Konuştun mu kızla? Bardayız kardeşim rahatsız etmezsen. Rahatsız etmesen. Ooo kardeşim sağlara geri döndü.
Senin ananı avradın. Oğlum iyi kız diyorum. One night değil. Durdurmadı. Kusura bakma hocam, pardon. Olur öyle, sıkıntı yok. Arkadaş mı edineceksin amık? Bak kafaları güzel yap, devamını biliyorsun. Çok basit ya. Vay. Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Ha, artık eğlenelim dedim ya. Tamam, bana her yolu ver. Gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Hiç aşık olmadım. Nasıl ya? Hiç ilişkin de mi olmadı? Ya ilişkim oldu. Oldu olmasın ama yani aşık olsaydım şu an sen burada olmazdın. Yoksa bir aşk itirafı mı geliyor şimdi? Bak öyle deyince aşk iki kişiliktir. Sen de duymak istediklerini soruyorsun sanırım. Yani onun cevabını vermek için biraz saat erken ben... Baba sen ne, bizim adam ne kadar kafa açıyor ya. Hayatta sevgili olmazdım bu adamla. Lütfen sıradaki soruyu alayım. Tamam. Ha, sıradaki soru biraz sıkıntılı mı desem? Bu cinsel anlamda mı İsmet? Hayır bence. Ne desem yani? Neymiş? En kötü ilişki deneyimin neydi? Ya gerçekten hiç hatırlamak istemiyorum ya. O kadar saçma sapan, kaba saba herifin tekiydi yani. Hiç hatırlamak istemiyorum. Sahibe ne ya? Ay. İçemez, bilmiyorum. Hadi ya, ha. O kadar mı kötüydü be? Oğlum biz köle miyiz lan? Sahibe ilişkimiz. Oğlum biz köle miyiz? Ananı sikeyim, bizim adam cookie çıktı lan. Chat. Ay. Hiç bu konu açılmasın, hiç konuşmayalım. Yok sayalım, yeni soruya geçelim. Ne dersin? Geçelim. Birazdan setmeye ne dersin? Geçelim. Önce iyi misin, iyi mi? İyiyim, ne? Bak. İyi misin diyorum. İyiyim, vallahi iyiyim. Gerçekten. Gerçekten iyiyim, hadi. Soruyorum hocam. Sor. Ayar oldum çocuğa. Dünyanın sonu gelse kiminle takılmak ister? Derya. Bak ciddi söylüyorum, rahatsız eden gerçekten. Bir şey varsa kalkalım, müzikten mi rahatsız? Yok vallahi her şey çok iyi yani. Sen cevapla soruyor. Kesin dansa kaldırsaydım o bize kardeşi falan yapan adamla kavga edecektik. Onu düşünüp yerimizde oturmaya karar verdim. Yani neşeli biriyle olabilir. Neşeli olabilir. İşte ama geliyor ya. Ama... Hayır, o eski tecrübesi işte. Selamlar. Eski kişi. Yerciğim ne haber? Nasılsın? Onu İyi, gördü. Cenk, sen nasılsın? Bak geldi. İyi, ben de İstanbul'a tekrar taşındım. Eski bir arkadaşı görmek çok güzel. Gerçekten. Kızı korkutmayalım. Kızı evet. Korkutmayalım. Neler yapıyorsun? Ya bir randevudayız biz şu an. Rahatsız etme sen. Cenk. Aa, merdivendeki arkadaş. Ben Cenk. Derya'nın eski seks. Merhaba. Rahatsızlık vermedin değil mi? Arkadaşım, sorun çıkartmadan uzaklaşsın. Merda, ya Cenk sen daha git artık. Yani bak tadımız kaçıyor, ne güzel oturuyorduk ya. Ya nasılsın, böyle olamaz ya. Biraz daha ne bileyim, erkek gibi, adam gibi. Cenk, o zaman hadi bas git ya. Bak, aynı bu şekilde. Anladım. Erdem. Şimdi siktir tamam. Git. Kafa at geri zekalı ya. Hiç bilmiyor ya. Tam kafalıktı. Nasıl siktin piçi? Rahat olun oğlum. Her şey kontrolüm altında. Bu date'te her şey kontrolüm altında. Kusura bakma, gecenin de içine ettim. Ama bir an gözüm döndü.
Yok ya, saçmalama. Zaten hep öyleydi ha. Hep belasını arardı manyak. Elin nasıl ondasın? Birazcık daha iyi. Ama çenesi de sağlanmış yani. Hadi bize gidelim de ona bir buz koyalım. Yok yok, hiç zahmet değil. İşte işte. Sen de itiraz etme gerizekalı. Vermeyeyim sana ya. Hadi şimdi. Hadi yürü, düş önüme. İtiraz istemiyorum. Hadi bize gidelim de buz koyalım. Buzu da böyle buz mu koyulur ya? Dörtlü buz koymuş buz kalıbıyla. Teşekkür ederim. Rica ederim. Elin nasıl oldu? Biraz daha iyi. Yarına bir şeyim kalmaz. Yardım, çok özür dilerim ya. Onu orada gördüğüm zaman direkt kalkıp... Arkada herhangi bir fon müziği yok. Full sessiz ortam. İki kişi birbiriyle teşekkürler eşliğinde hafif kısık seslerle konuşuyor. Bu tam bir öpüşme ortamı. Kimse kusura bakmasın. Birazdan öpüşülecek. Gitmemiz gerekirdi. Önemli değil. Senin suçun değil zaten. Yani... Hayatımın hatası. Konuyu kapat. Konuşmaya değmez. Önemli olan senin kendini iyi hissetmen. Ama onu öyle bırakırsam bir anlamı kalmaz ki. Göz göze. Bravo. Bravo. Sensel tema. Hafif gözler dudaklara kaydı. Bravo. Çok iyisin. Bravo. Gurur duyuyorum seninle. Ne oldu? Amına koyayım ya. Oyun bitti. Kaybettik Efe. Es? Vermedi. Hayır, bitti. Bitirdi, kazandık. Kaybettik. End, biz hangi endi yaptık? Kis kis kis. 6, 12 tane sonu var oyunun. Bir tur ya daha patlatmaz sonu... mıyız? Bir tur daha patlatmaz mıyız? Full farklı gideceğim bu sefer. Bu sefer bambaşka bir tarz benimseyeceğim arkadaşlar. Bu sefer full pitch. Yavşak Emre salaklığıyla ilerleyeceğim. Sıçtık. Merhaba, ben Erdem. Selam ver. Odaklan. Kitlen kıza. Sigma, sigma. Ona bir gülümsemem yetti. Sigma'ya bakalım. Biraz fazla mı sırıttım acaba? Ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken Emre, benim salak arkadaşım Emre aradı ve... Sus! Kardeşim bak, sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka, buluşmaya tam zamanında gitme. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Ben de geç gittim, kıymetim arttı. Bak. Dedi. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir Kadir Efendi. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Selam ver. Sonradan şey yaparız. Selam. Bakıyorum erkencisin. Bir şeyler söyledin mi? Ben kurt gibi açım da. Pardon, menü alabilir miyim? Menü. Aşık oldu diye yorumladım. Tabii tabii, sen git. Bir boya badana yap, enerjin yenilensin. Nani? Son. Gerçekten istediğim salaklık seviyesinde ben bile rahatsız oldum. Söylediğimle tüy diktim. Geri gelir mi lan acaba? Beyefendi kalk.
Ne oluyor kardeşim? Müşteriyim ben. Beyefendi beni yormayın. Kalkın lütfen. Arkadaşımla yemek yemeye geldik. Tuvalete kadar gitti, gelecek şimdi. Hanımefendiyi rahatsız etmişsiniz. Lütfen ya kalkın. Ne rahatsızlığı verdik? Hadi kardeşim. Ya yemek yemeye buyurun, geldim diyorum. Ya buyurun. Arkadaşım müşteriyim buyurun, ben. Lütfen, kendim buyurun. Çıkarım. Ben kendim çıkarım ya. Ya lan bırak. Allah Allah. O kadar da salaklık olmuyormuş. Erdem Demir. Kadir Efendi. Ne diyorsun ya? Bir özür dileyelim. Sıçtık. Tamam, bir özür dileyelim. Bir özür dileyelim, sonra yine piçliğe döneceğim. Çok fazla buluşmaya çıkıyorsunuz o zaman. Peki bu buluşmaların hazırlanırken hep böyle bekletmek uyum mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. İlk defa bir buluşmaya geç kalıyorum. Hem ben bu... Diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Hoşlanmış. İçkin bitiyor çünkü. Tamam, sana gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Hı. Dangalaklık ettim. Elimi yüzüme bulaştırdım. Ama Derya, ne zaman birinden hoşlansan böyle oluyor. Üstükmeyeceğim de. Sen ne dedin? Sen benden hoşlanıyor musun? Evet. Ya akıllanmak. Hoşlanması niye çıkacak? Bileceğimi bilemedim şimdi. Yani bu kadar çabuk hoşlanmak. Haklısın. Biraz damdan düşer gibi oldu. Yani bir içki daha içeyim bari. Bir içki daha iç. Tabii. Ama önce bir lavaboya gideceğim. Tamam toparladık. Ben o zaman içkileri söyleyeyim. İyi, söyle. Yenileteyim. Siktir be abi. Lan niye bu kadar abartıyorsun ya? Neyse, kartları bu kadar erken açtığımıza göre bu gece mutlu sonla bitecek. Ananı sikiyim. Oha. Erdem. Bak ben biraz içeride düşündüm, tamam mı? Bu kadar bana fazla. Bak ben ciddi ilişki falan düşünmüyorum, tamam mı? Yani bu kadar çabuk hoşlanmaklar falan filan. Ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim sağım sonu belli olmuyor, anladın mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Ben de düşünmüyorum. Tamam. Ben de ciddi ilişki düşünmüyorum. Nasıl? Ben de ciddi ilişki düşünmüyorum. Yani her görüştüğümüzde evleneceğiz diye bir şey yok. He? Ciddi düşünmüyorum diyorum. Yani... hani... Dur bir ya. Amına koyacağım. Kulaklığın bataryasını değiştiriyordum. Yani... Derya. Ulan hoşlanıyorum dedim. Ben ciddi istemiyorum dedin. Ben ciddi istemiyorum dedim. Suratıma şeyi döktün. Ne istiyorsun? Aşık bu bana ya. Aşık. Şey diyeceğiz orada, bir dakika. Biraz önceki yere tamam, gelip sana gerçekten neden geç kaldığımı söyleyeceğim. Dangal... Değişecek mi ya merak ya bak sen iyi bir çocuksun ama benim sanatım değil. Sessiz kal, bir dakika. Ya seni de üzmek istemiyorum. Tamam. Bak, bu buluşmayı şimdi burada sonlandıralım, tamam. Zaten ikimiz için iyi bir başlangıç olmadı yani. Hem belki sonra yine buluşup yani. Sapağa bak. Merhaba. Ben Erdem. Sizi demin restoranda gördüm de.
Yanınızda bir ödük vardı, sizi epey bekletti. Bir de biraz sinir etti sanırım. Ah, ben onun yerinde olsaydım. Bu arada sizin isim neydi? Ben tahmin edeyim. Çağla. Yok. Ama Çağlalar biraz uysuz olur. Sizde daha çok böyle deniz, derya havası var. Yani siz beni sabahtan beri takip ediyorsunuz, öyle mi? Hatırladım, siz şu iş yerindeki çekingen çocuksunuz. Çekingen? He, yani demek ki sadece takip edilen siz değilsiniz. Ya da sadece takip eden ben. Erdem, bak bence sen gerçekten çok tatlı bir çocuksun. Yani bizim senin aramızda bir şeyler de olabilir ama... Yani bu kadar çok boşanmak saçma bence. R yok, full gaz amına yani, koyayım. Ne diyelim o zaman Derya? Boşlanmak için zamana mı ihtiyacımız var? Hani bir süre tutalım madem, bir hafta, bir ay. Süre doldu dediğimiz zaman mı birbirimizden hoşlanacağız? Derya, seni bilmiyorum ama ben gerçekten senden hoşlanıyorum. Buz vermeye çağıracak evet direkt. Gelmiyor musun? Güzel bir yer var. Gidelim mi? Ya bir siktir git amına koyayım ya. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? Bana gidebiliriz derken de yani birkaç güzel film aldım, bir şeyler izleriz, bir şeyler içeriz. İstersen birkaç arkadaşımızı da çağırırız, masa oyunları falan oynayabiliriz. Ne dersin? Hiç toplu etkinlik havasında değilim Erdem ya. Baş başa da kalabiliriz. Erdem şansını zorluyoruz. Teşekkür ederim ama yani. Ananı sikeyim ya. Sorun yok. Dur toparlayacağız dur. Abi kendini zaten zar zor affettirmişsin. Niye kızı eve davet edip korkuyorsun? Sus lan! Sen karışma! Ya? Bu benim stratejim. Tamam gel bara gel tamam ya. Biraz kafa dağıtmaya ne dersin? İyi fikir aslında ya. Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Müzikleri falan çok güzeldir. İstersen oraya gidebilirsin. Emredin. Bir dakika dur dinle diyecektim ya. Vay. Gecenin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Artık eğlenelim dedim ya. Tamam bana eriyordu ya. Gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Aman yani. Daha ilk sorudan da. Ama şimdi ben daha çok merak edeceğim. Sen bunu biliyorsun. Bu biraz uzun bir konu. Bunu sonraya bırakalım. Sen aşık oldun mu? Sen cevap vermedin ama. Neyse ben evet aşık oldum. Ama nasıl bittiğini sormaya hakkın yok. Öyle olsun tamam yani. Sıradaki soruya geçelim madem. Geçelim madem. Ha, sıradaki soru... Kaba saba herifin tekiydi yani hiç hatırlamak istemiyorum. İç iki şat. Sahibe demeyeyim ya. O direkt bitirir. Hadi. Adama dalacağım adama onu bekliyorum. Kötüydü be. Ay. Hiç bu konu açılmasın, hiç konuşmayalım. Yok sayalım, yeni soruya geçelim. Ne oldu lan? Ama. Yani. Oldu mu şimdi bu? Ben biraz fazla içtim. Bu böyle çok uzun bir hikaye. (Gülüyor)
Titrelerin ha. Ulan yine yırttık ha chat. Gözüm. 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 Ne oldu, iyi misin? İyiyim. Şu an sende miyiz? Evet, bendeyiz. Ama korkma, hiçbir şey geçmedi aramızdan benim. Yok. Korkmadım ama hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani tahmin edebiliyorum. Bayağı sarhoştun çünkü. Saçmalamadım umarım. Yok ya, ben eğlendim. Dur ben sana bir kahve getireyim. Gözüme ne oldu peki? Yani talihsiz bir rastlantı diyebiliriz. Eski sevgilim oradaydı. Teşekkür ederim. Adam da gelip bana vurdu mu? Yok. Önce sen saldırdın. Hatta önce sarıldın. Ya bayağı enteresandı doğrusu. Sonra da bayıldın zaten. Geceyi mahvettim yine, kusura bakma. Söyle bakalım. Yok yok, ben gerçekten çok eğlendim. Yapalım biz arada hatta. Az siktir. Friendzone yedik galiba. Ha? Kahveni iç, sonra hazırlanıp çıkalım. Pereye çıkıyoruz. Kahvaltı ya. Ya burada kalmayı düşünmüyordun herhalde. Ananı sikeyim ya. Dur bakayım ya. Ben bu oyunu sevmedim. Dur dur, güzel çözümler bulacağız. Bir dakika. Son bir kere daha, son. Peki bir şey diyeceğim. Şöyle bir şey yapabiliyor muyuz? Yayın ayarını yaş sınırı getirip yine yeni gelen oyunları ya oynayabiliyor muyuz yayından? Hayır. Sıçtık. Tamam. Etkileyici ol. Ama bir gün bütün cazibemi kullanarak ona selam vermem yetti. Selam. Bayağı etkileyici ol. Tam da yetmemiş olabilir. Ne demişler? Biriyle tanışmak istersen önce arkadaş ortamına gir. Neyse, kızla frekansımızı ayarladık. Takipleştik. Enerjimiz uydu ve buluşmayı kaptık kızla. Tam buluşmaya hazırlanırken benim salak ya arkadaşım bu... Emre aradı ve... Bu amına kodumun çocuğu... Bak, sen beni dinle. Beni dinle ya. Ne yapıyorsun biliyor musun? Kanka, geçilmiyor da, geçilmiyor da. Biraz geç git ki kıymetin artsın. Ben de geç gittim, kıymetim arttı. Bak. Dedi. Ve ben de bunu yedim. Hoş geldiniz. İsminizi alabilir miyim? Erdem. Kadir efendim. Ne diyorsun ya? Sıçtık. Özür dile. Çok fazla buluşmaya çıkıyorsun o zaman. Peki bu buluşmalarını hazırlanırken hep böyle bekletmek uyum mudur? Çünkü yazık karşındakine. Öyle değil. Diyelim de benim kalkmam gerekecek herhalde. Bu sefer normal takıl yine önceki gibi. Analiz. Sana gerçekten neden geç kaldığımı. Ya bak, sen iyi bir çocuksun ama benim sağım sonu belli olmuyor, anladın mı? Ya seni de üzmek istemiyorum. Dur. Tamam. Yani bu kadar çok boşanmak. Biraz hadi abarttım. Hadi. Evet yani. Restoranda söylediklerim sanki. Ne? Yani sanki böyle birazcık. Ne? Ya biraz. Ne söyle? Biraz abarttım sanki.
Ama gecenin böyle bitmesini de istemiyorum Derya. Bunları unutalım. Son kalan 2-3 saatimizi de güzel geçirelim. Teklifin için teşekkür ederim ama bence ben gitsem iyi olacak. Belki ya. Kardeşim bak, hoşlanıyorsan hoşlanıyorumdan yürü. Hoşlanmıyorsan hoşlanmıyorumdan yürü. Salak, biliyoruz. Burada maymun ettiniz ya. Başka yolları dene, başka yolları. Ay amına koyayım ya. Oğlum diğer seçimlere nasıl gideceğiz ya? Bir dakika dur. Yani bu kadar çok boşanmak saçma bence. Yani... Ya bir şey Emre, bir siktir git. Tamam. Bara davet biraz et. Biraz kafa dağıtmayı ne dersin? Burada olayları ne karıştıracağız şimdi ya? Dur. Teklifin ne? Arkadaşımın sahne aldığı bir bar var. Emre'yi dinleme yine. Tamam mı? Burada bir içmeyelim. Vay. Dur bir dur. Birinin rengi değişiyor herhalde ya. Ben şişeyi gördüm de bizim masa değil dedim bu yani. Ha, azıcık eğlenelim dedim ya. E tamam, bana her yolu yer. E gönder o zaman oyunu. Geliyor. İlk sorumuz biraz klişe. Hiç aşık oldun mu ve neden? Hiç aşık olmadım. Ha. Kaba saba herifin tekiydi yani, hiç hatırlamak istemiyorum. Ay. Seninki? Anlatsam mı bilemedim şimdi yani. Anlat canım. Çok sert bir ilişkiydi yani. Nasıl sert abi? Bir uygulamadan bir kızla tanıştım ben. Anladım. Meçleştim. Öyle bir uygulama. Kızla tanıştık, muhabbet, sohbet falan derken çok konuşmadan kız hemen eve davet etti. Gencim tabii ki. Sonra eve gittim. Evde çok güzeldi her şey. Konuştuk yani, böyle keyifli keyifli geçiyorduk. Kız bir anda dedi ki, bir haller geldi ona. Dedi ki, ben dedi hazırlanıp geleceğim falan. Ama fevri yani. Ben dedi bir hazırlanıp geleceğim falan. Tamam dedim, ben heyecanlandım. Ben şöyle bekliyorum. Sonra dışarıda bekliyor. Kız geldi bir anda diri elbiselerle. Her yeri böyle parçalı marçalı. Elinde de kırbaç. Kırbaç mı? Sen dedi benim bu saatten sonra dedi köle şok. Vurdu mu sana? Vurdu yüzüme. Çat 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 çat. Ben o sırada ne olduğunu anlamadım. Kölemsin, diz çök işte, ayaklar mı bilmem ne falan. Ondan sonra ben ne olduğunu anlayamadım. Ama bir an olur ya böyle, hani aydınlanırsa ya, benim çıkmam lazım bu işin içinden. Dedi. Tuttum ellerinden böyle, onu koltuğa ittim. Sonra cama yöneldim. Atlayacağım da ikinci kat. Hemen kapıya yöneldim, bu da peşimden geliyor. Düşmüş falan böyle. Sen benim kölemsin falan diye. Bir şey söyleyeceğim. Yani sen de uygulamadan, yapıp bilmediğin uygulamadan biriyle buluşursa olacağı budur yani. Bence bu konuyu kapatalım çünkü benim hala sırtım acıyor. Yani bir hafta yatamadım. Bir hafta yatamadım yani. Sen iyi misin bu arada? Bir şey mi? Hadi bakalım. Oo, iyi mi? Güzel hikaye. Hadi ya. Biraz da kurtlarımızı dökelim. Duydun mu? Ne dersin? Yok. Hadi. Yok valla bak, ne güzel tamam, içiyorduk, şey yapıyorduk, bir şeyler içiyorduk. Azıcık dans edelim, tamam. Ben dans edemiyorum. Ben de dans edemiyorum. Önemi yok yani. Ama hiç birazcık şey birazcık eğleneceğiz lütfen, tamam mı? Hadi. Ben çok şey yapma ama. Abla bugünü bekliyormuş ha. Valla. Tabu ortams. Thank you.
İki bardak fazla içince cyber. İçeride ne oldu? Birini mi gördün? Ya o konu çok... Ya şimdi konuşmasak onu. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nerede? Ay seni göreceğim hiç tahmin etmezdim. Nasılsın? İyi, sen? Ben de iyi. Kızlarla biraz sahilde yürüyüşe çıkalım dedik. Derya, Ecem. Merhaba hayatım. Selam. Teşekkür ederim. Erdem, sen neler yapıyorsun? Ben de Avrupa seyahatinden yeni döndüm. Arasefe'yi hatırlıyorsun okuldan. Arasın uluslararası bir şirket var. Hem işlerini halletti hem gezdik. Gerçekten büyüleyici bir tatil. Ay, özellikle Eyfel. Orada akşam yemeği Paris izlemek muazzamdı. Anlatamam Erdem. Haftaya tekrar gidiyoruz. Ecem. Tamam hayatım. Erdem, bir ara yine görüşelim. Sana daha anlatacak çok şeyim var. Ben Ecemciyim. Oraya var. Biz ne yaşadık az önce ya? Mutsuz bir kadın kötü bir Fransızca ile üstümüzden geçti resmen. Mutsuz mu? Evet, şu Arasefe dediği. İş seyahatine çıkıyorum deyip... Kanın bavul gibi yanında gezdiriyor. Ha yazık, bu gariban da kendini tatildeyim diye avutuyor. Kendini kandırıyor. Say sen nereden tanıyorsun bunu? Kim bu? Yalan yok. Eski sevgilim. Ben de barda şeyi gördüm. Sonra şimdi bu kızı gördük. Gelip bize bir... Aa, çok garip oldu bu ya. Evet, garipti. Barda mı? Evren gerçekten bizim anlayabileceğimizden çok daha garip işiyor, biliyor musun? Nasıl yani Evren? Evrenin enerjisinden bahsediyorum. Yani Evren'in enerjisinin hareket etme şeklinden. Hani bizim şu kader dediğimiz ama pek de anlamadığımız şey. Ya içinde muazzam bir enerji barındırıyor ve bunu bütün bunlara sadece tesadüf demek. Ne bileyim, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Sence de öyle değil mi? Takdir-i ilahi. Yani bence de kaderimizde varmış. Ya aynen öyle. Ama bak, bence bu yaşadıklarımızdan bir ders çıkarmamız lazım. Yani çok garip bir olaydı. Hani bana barda ne oldu demiştin ya. Ben de eski sevgilimi gördüm. Bak gerçekten garipmiş. İkisini aynı gecede görmek. Ama bundan nasıl bir ders çıkartacağız ki? Bence sen şu an bir karar aşamasındasın. Kararınla kaderini değiştireceksin. Muhtemelen ben de öyle. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Kadere falan filan bağladık, tamam mı? Ben bu kızla bu hikayenin sonunda evleniyorum amına koyayım. İzleyin, bekleyin, görün. Nasıl bir karar vereceğim peki? Ecem'le senin aranda bir tercih mi yapacağım? Hayır Erdem. Yani geleceğini belirleyeceksin. Neyse. Ya ben kalkıyorum. Sen de bunu bir düşün. Benim de düşünmem gerek çünkü. Evet. İyi geceler Erdem. Harbi evleniyor muyum? Bekle, evleneceğim ki. Yemin ederim oynamadım. Erdem, kalbinin sesini dinle. Beni göremezsin. Ben isteyene kadar. Sen... Kimsin? Sen kimsin? Ya boş yapma, koş kızın arkasından. Gerizekalı. Koş! Derya! Derya, duydun mu? Derya, bir dakika dur, bak. Ses geliyor benim kafamdan mı geliyor ben? Bir gelsene. Derya! Pencüse, severler güzeli gencise. Anan sikim, Derya'nın babası. Enerji meselesi hayatım, biliyorsun. Tabii, evrene olumlu mesajlar göndereceksin. Ha, 777 kanka, manifestledim oldu. Manifestledim. Bu da benden sana son kıyak. Oyun biter.
Oyun harbi bitti bu sefer ha. Hikaye de bitmedi, oyun bitti. Evlendik amına koyayım, daha ne yapacağız chat? Sonlar. Şurada Secrets of Universe yazıyor. Herhalde orada evrenin sırları. Derya'nın arkasından koşmayıp diğerini seçiyoruz. Falan filan. You are good man. Sen iyi bir erkeksin diyor burada. Forever. Best man. Ananı sikip kızın şeyi mi oluyoruz lan? Nikah şahidi mi oluyoruz? This is a man's world. Get out. Diğerleri kötü zaten oğlum. Evlendik işte. Hem öpüştük hem evlendik. Daha ne olacak? Hepsini yaptık. Rezalet bir oyun, Super Seducer oynayalım. İsmet, bak neler diyorlar chatte, görüyor musun? Dostum, Myth City mi oynasak? Evet, bugünkü oyunumuzu da oynadığımıza göre artık şu Trendyol linkimizi yapalım. Artık. Trendyol linkimizi yapalım. Ondan sonra yavaştan artık babaya tabun yolları gözükür yani. Ne yapayım aga?